Px bu ifadeye eşitmiş ve bizden polinomun sıfırlarını yani x ekseni kesim noktalarını aşağıdaki interaktif grafik üzerinde göstermemizi istemişler. Bu arada soruda interaktif grafik demişler ama ben bunu bir ekran görüntüsü olarak aldığım için interaktif özelliklerden faydalanamayacağım. Siz faydalanmak istiyorsanız Khan Akademi'deki alıştırmalara göz atmanızı öneririm. Bu alıştırmalarda grafik üzerinde noktalara klikleyip isterseniz silebilir, isterseniz de farklı yerlere taşıyabilirsiniz. Az önce de söylediğim gibi bu bir ekran görüntüsü olduğu için ben noktaları kendim işaretleyeceğim. Bizden bu polinomun sıfırlarını bulmamızı ve grafik üzerinde göstermemizi istiyorlardı değil mi? Hadi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Bir polinomun sıfırlarını bulmak demek, bu polinomun sıfıra eşit olmasını sağlayacak x değerlerini bulmak demektir değil mi? Bunu bu denklemin yani x küp artı x kare eksi 9x eksi 9 eşittir 0'ın doğru olması olarak da düşünebilirsiniz. Bu üçüncü dereceden bir denklem ve bu denklemleri çarpanlarına ayırmak her zaman çok da kolay olmayabilir. Şimdi biraz düşünelim. İlk olarak bu terimlerin hepsinin ortak bir çarpanı olup olmadığına bakalım. Sanki böyle bir çarpan yok. İkinci olarak gruplama yöntemiyle çarpanlarını ayırmanın işe yarayıp yaramayacağını kontrol edelim. Gruplama yöntemiyle çarpanlarını ayırmada bu iki terime ve bu iki terime ayrı ayrı bakalım. İlk iki terimin ve sondaki iki terimin ortak çarpanı olup olmadığını kontrol edelim. Eğer varsa da bu çarpanları bulduktan sonra geriye kalan ifadelerin bir şekilde e, aralarında bir alaka olup olmadığını görmeye çalışalım. Ne demek istediğimi daha iyi anlamanız adına şöyle anlatayım. Bu ilk iki terimin ortak çarpanı x kare gibi görünüyor, öyle değil mi? Bunları x kare parantezine alırsam, x kare çarpı x artı 1 elde ederim. Bunların ikisine bakınca da bunları eksi 9 parantezine alabileceğimi düşünüyorum. Hadi deneyelim. Eksi 9 çarpı parantez içinde x artı 1. Harika. Neden mi? Çünkü bunun birinci, bunun da ikinci terim olduğunu düşünürsek, x artı birlerin ortak bir çarpan olduğunu gördük, değil mi? Bunları x artı 1 parantezine alabiliriz. Evet, bunları x artı 1 parantezine alırsak, hepsini aynı renkle yazayım, biraz daha koyu bir renk olsa daha iyi olabilir tabii. x artı 1 çarpı buradan x kare, buradan da eksi 9 gelir. Ve bu da sıfıra eşit olacak. Peki çarpanlarını ayırma işlemi bitti mi dersiniz? Hayır. Çünkü burada 2 kare farkı var. x kare eksi 9 ama önce hepsini yazayım. Evet. x artı 1 çarpı bunun yerine de x artı 3 çarpı x eksi 3 yazabileceğimi biliyorsunuz. Bu arada bu yaptıklarımı tam olarak anlamadıysanız Mesela burada kullandığım gruplama yöntemini daha önce görmediğinizi düşünüyorsanız, gruplama yöntemi ile çarpanlarını ayırma ya da buradakini daha önce görmediyseniz de kareler farkı ile ilgili videolarımızı izlemenizi öneririm. Evet, eşittir sıfırı da unutmayalım. Böyle bir ifade gördüğünüzde, yani bir dizi terimin çarpımı sıfıra eşit olduğunda, terimlerden herhangi birinin sıfıra eşit olması, ifadenin tamamını sıfıra eşitler, öyle değil mi? Bu da x artı 1'i 0 yapan x değeri daha koyu olan rengi kullanayım. Bu x'in eksi 1'e eşit olması halinde doğru olur. Polinomun 0 değerini almasını sağlayacak bir diğer x değeri de x artı 3'ün 0'a eşit olmasını sağlayan x değeri yani x eksi 3'tür. İki taraftan da 3 çıkarırsak eksi 3'ü buluruz öyle değil mi? Bir diğer değerde hemen yazıyorum x eksi 3'ün 0'a eşit olması halinde evet bunu sıfır yapacak x değeri de 3'tür. İşte bu kadar. Polinomun sıfırları ya da polinoma bu x değerini verdiğimizde sıfıra eşit olmasını sağlayacak x değerleri bunlar. Interaktif grafik üzerinde işaretlememiz de gerekiyordu. Hemen yapayım her ne kadar interaktif olmasa da bizimkisi. x-1 eksi burada, x eşittir eksi 3 burada, x eşittir 3 de işte burada. Bu soruda bizden sadece bunu yapmamızı istediler ama bir polinomun sıfırlarını bulduktan sonra polinomun grafiğinin neye benzeyeceği konusunda da fikir sahibi olabiliriz. Buna bakınca grafiğin x eksenini nerede kesecektik? görüyoruz o halde grafik belki de buna benzeyen bir şeydir ya da buna benzeyen bir şey. Tam olarak neye benzediği için başka şeyler de yapmamız gerekiyor ama sıfırlarını bulduğumuzda polinomun x eksenini nerede keseceğini de artık bulmuş oluyoruz.